YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımızda bu Ergene Vadisi'nde sizlere sinirli otun faydalarından, sinirli otun yararlarından bahsedeceğiz. Sinirli ot alternatif tıpta çok şifalı bir bitkidir. Sinirli otun iki çeşidi vardır. Bir dar yapraklı, uzun kılıç gibi yapraklı olan sinirli ot, bir de geniş yapraklı sinirli ot. Dar yapraklı uzun kılıç gibi sinirli ot hemen hemen nemli bütün ortamlarda yetişmesine karşın, geniş yapraklı sinirli ot böyle vadi kenarlarında, çamur topraklarda, bataklık tipi topraklarda yetişmektedir. Alternatif tıpta sinirli ot çiban ve apse tedavisinde kullanıldığı gibi çok güçlü bir antibiyotik, antioksidan özelliği olmaktadır ve apse çıban tedavilerinde kullanılmaktadır. Balgam söktürücü özelliği olan, öksürük kesici özelliği olan verem hastalığında ciğerlerdeki kanamaları da kesen sinirli ot, siroz hastalarına da fayda sağlamaktadır. Ayrıca her türlü iltihaplı hastalıklarda, laranjit, farenjit, anjit, sinüzit, zatürre gibi rahatsızlıklarda, astım ve bronşit ataklarında, pononomi hastalıklarında, üst solunum yolu hastalıklarında, orta kulak iltihabında da kullanılan sinirli ot, ayrıca günümüzde modern tıpta bazı kanser ilaçlarının içerisinde tümörlerin zamanla gelişerek iltihaplı olabilme vakasına eriştikten sonra yardımcı madde olarak veya da tam keskin madde olarak da kanser ilaçlarında da, kanser tedavisinde de sinirli ot kullanılmaktadır. Romatizma ve kireçlenme vakalarında da kullanılan sinirli ot mide bağırsak sorunlarına, mide ülserine de iyi gelmektedir. Romatizma, kireçlenme, iltihaplı romatizma hastalığına karşı da fayda sağlayan sinirli ot, kanı temizleyerek, karaciğeri temizleyerek karaciğer iltihaplanmasına karşı da faydalıdır. Sinirli ot kadınlarda adet sancıları, rahim içi iltihaplanmalarda, sindirim sistemi yolu iltihaplarında, bağırsak ve mide iltihaplı hastalıklarında ve ayrıca rahim içi iltihaplanmalarda, idrar yolu iltihaplanmalarında kullanılmaktadır. Sinirli ot çok eski çağdan beri iyi bir iltihap giderici olduğundan, eski çağlarda savaşlarda yaralanan askerleri, ameliyat, o günün zamanındaki ameliyat edilen askerler, uzman doktorlar tarafından ameliyat edilen askerlerin yaralarını, kesiklerini, çiziliklerini modern tıp olmadan evvel ameliyat öncesi ve sonrası yara tedavisinde de kullanılan sinirli otun yaprakları kaynatılıp elde edilen suyuyla o zamanın günkü koşullarında yara üzerinde haricen bir iltihap giderici, enfeksiyon önleyici ilaç olarak kullanılmıştır. Doğal bir ilaç kullanılmaktadır. Sinirli otun doğal ortamda da çok taze, albenili bir görüntüsü olmasından dolayı bu yapraklarının delikli olmasının sebebi bu bölgelerdeki tırtıl hayvanların bu yaprakları yemesinden kaynaklanmaktadır. Sinirli ot tüm solunum yolu rahatsızlıklarında, astım, bronşit vakalarında, soğuk algınlığı ve gripal yollarda, yaralanmalarda, çiziklerde, deri üzerinde bulunan yanıklarda iyi bir dezenfekte ilacı olduğundan, doğal dezenfekte ilacı olduğundan, yaralanmalarda ve çiziklerde, deri üzerindeki çiziklerde, apselerde ve çiban tedavisinde de kullanılmaktadır. İyi bir romatizma, kireçlenme ilacı da olan sinirli ot, çeşitli kanser türlerinde de, kanser hastalıklarında da kullanılmaktadır. Zatürre, bronşit, soğuk algınlığı, grip gibi vakalarda, anjit, sinüzit, laranjit gibi vakalarda
Daim içi kadın hastalıklarında, romatizma hastalıklarında da fayda sağlayan sinirli ot, ayrıca şeker ve diyabet hastalarına da fayda sağlamaktadır. Sinirli ot çayı kandaki şeker oranını düşürerek, olması gereken boyutlara eriştirerek şeker ve diyabet hastalarında fayda sağlamaktadır. Ve az da olsa cinsel fonksiyonu, cinsel gücü de etkileyen sinirli ot, doğal bir güçlü antibiyotik, antiseptik, antioksidan özelliği olmasından dolayı bir cerrahat giderici, iltihap giderici, ciğer kanamalarını veren ve siroz hastalarında olası ciğerden gelen kanamayı da keseren sinirli ot, yaralanmalarda damarları büyüştürerek kan kesici, kanı durdurucu özelliği de vardır. Bugün YouTube kanalımızda doğada kendi ortamında bulunduğu alanda geniş yapraklı sinirli otun faydalarını anlatmaya çalıştık. Hoşçakalın.